بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Kitapla buluşmanın ve kitapla tanışmanın ne kadar aziz, ne kadar önemli bir konu olduğunu bütün dünya kabul ediyor. Sizleri kitapla buluşturma ve kitapla tanışma etkinliğinde bir araya getirdikleri için hem hocalarımıza hem gençlik merkezi yetkililerine hem de ailelerinize teşekkür ediyorum. Sizi de tebrik ediyorum. Kitapla buluştunuz, kitaplarla tanıştınız ve ne kadar çok kitapla zaman geçirirseniz, ne kadar çok kitapla zaman geçirirsek o kadar çok huzurlu, mutlu ve başarılı oluruz. Lütfen gününüzün birkaç dakikası, hiç olmazsa birkaç dakikası, kısa da olsa bir süresi kitapla beraber olsun. Gençleri Başkanlığı Gençlik Merkezleri olarak biz hizmet yürütüyoruz. Bizim hizmetimiz çok önemli, çok değerli çünkü bizim bir birimimiz ve bir şube müdürlüğümüz sadece gençlerle ilgileniyor. Ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gönderdiği bir uzmanımız düzenli olarak bizimle birlikte ve gençlik koordinatörü olarak hizmet ediyor. Özellikle bu programımız 3 senedir başladığımız ve geleneksel hale getirdiğimiz kitap okuma ve kitapla buluşma şenliği. Bu şenliğimizde farklı gençlik merkezlerinden belli yaştaki özellikle ortaokul ve lise çağındaki gençleri kitapla buluşturmak, belirlediğimiz bazı kitapları gençlerle buluşturarak o kitaplarda okumalar yapıp değerlendirmeler yapmak, daha önce dağıttığımız ve okuttuğumuz kitapların değerlendirmesini yapmak ve gençlerimize onların yaş ve eğitim düzeylerine uygun kitaplar vererek, hediye ederek o gençlerin kitapla buluşmasını, kitap sahibi olmasını ve kütüphanelerinde bulunmasını sağlamak. Biz kitapları gençlerle buluşturduğumuzda ve kütüphane oluşturduğumuzda hem evlerinde hem okudukları yerlerde gençler kağıtla, kalemle, kitapla buluşuyorlar. Malumunuz çağımız dijital çağ. Ve benim kanaatim dijital çağ aslında tehlikeli bir çağ. İnsanın okuduğunu zannettiği ama gerçekte okumadığı, kitapla buluştuğunu zannettiği ama gerçekte buluşmadığı, bilginin adeta kol gezdiği ancak bilginin kafaya, beyne, kalbe, gönle girmediği bir çağdayız. Biz bu çağa karşı mücadele ediyoruz. Yani dijital çağda kitap okumanın zorluklarını biliyoruz. Dijital çağ ne kadar çok yaygınlaşır, insanların cebine, evine, odasına ne kadar çok girerse insanların o oranda kitaptan uzaklaştığını biliyoruz. Biz de bu tehlikeli akıma karşı gençlerimizi kağıtla, kalemle, kitapla buluşturmaya çalışıyoruz. Çok zor olduğunu bilmemize rağmen kağıttan okumanın kaliteli olduğunu, daha sağlıklı bir bilgi olduğunu, daha kalıcı olduğunu biliyoruz ve gençlerimize bu anlamda özellikle kitap okumalarını salık veriyor ve onlara tavsiye ediyoruz. Ayrıca kitap şenliği aslında sadece gençlere yönelik değil, böyle açık havada yaparak çevredeki insanların da meraklarını uyandırmak, oraya kitaplar koyarak gelen insanların, velilerin ya da ileri yaştaki vatandaşlarımızın, orta yaştaki vatandaşlarımızın, kadın erkek bir kitapla tanışmasını sağlıyoruz. Daha da önemlisi, biz burada kitap seçerken aslında gençlerimizin zihin dünyalarına uygun, geleneğimize, örfümüze uygun, dinimize, diyanetimize uygun kitapların olmasını da özellikle önemsiyoruz. Sadece çocuklara değil, aslında bütün topluma tavsiyemiz, önerimiz, şiddetle önerimiz, kitapla aralarını bozmasınlar ve kitapla samimi olsunlar. Her daim ellerinde okudukları bir kitapları olsun. Günde bir sayfa dahi olsa bir kitap okumanın bir adet haline getirilmesi ve onu düzenli bir şekilde okumanın, günde 10 sayfa bir kitap okumak demek, yılda şu kadar sayfa kitap demektir ve insanın zihin dünyasını, ufkunu açacak bir etkinliktir. Ben özellikle gençlere ama genelde tüm kardeşlerimize, vatandaşlarımıza kitapla buluşmalarını ve kitapla düzenli bir şekilde buluşarak okumalarını tavsiye ediyorum.
Kitap etkinliği sonrasında kitaplarımızı gençlik merkezine bırakıyoruz. Ya da geçtim. Yaz kursumuz çok güzel geçti aslında. Verimli faaliyetler yaptık. GSB gençlik merkezlerine gitmemiz olsun. Hocalarımızın bizimle ilgilenmeleri olsun, ders işlemelerimiz olsun. Ben çok beğendim. Yani ilk başta ailem gelmemi istemişti. Ama burada faaliyetler olsun ya da burada yapılan etkinlikler olsun bence çok güzeldi. Çok verimli geçirdiğimi düşünüyorum yaz faaliyetlerini. Bunun için müftülüğümüze ve burada bize ders öğreten hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Kitap okumaya geldik buraya. Kitap şenliği vardı. Gayet güzel geçti. Kitapları olsun, yani normal verilen kitaplar olsun, çok güzeldi. Kitap okumak düşüncelerini ifade etmeyi ve konuşmayı çok kolaylaştırdığını düşünüyorum. Herkese kitap okumayı tavsiye ediyorum. Ben burada mesela dini öğrenim, onlarla ilgili çok fazla bilgi öğrendim. Hazreti Muhammed'in hayatını öğrendim. Bir sürü peygamber hayatlarını öğrendim. Çok güzel bir verim oldu benim için. Yani gel evde boş boş duracağımıza burada gelip çok güzel vakitler geçirdim. Ondan sonra kitap öğrenmeyi öğrendim. Çok fazla kitap sevmezdim ama bu şeyden sonra çok sevmeye başladım. Çok fazla Kur'an'a ilerledim. Maraş'ı okumaya başladım. Ondan sonra hocalarımızın verdiği eğitimlerle birlikte daha çok gelmek istedim buralara. Çok sevdim yani. Burada kitap okumak çok güzeldi. Yani ben kitap okumak için geldim. Kitaplar da çok güzeldi. Ben kitapları çok fazla beğendim. Bundan sonra her zaman kitap okuyacağım. Ben çok beğendim kitap okuma etkinliğini. Kitap okumak için geldik. Arkadaşlarımızla aktivite yapıyoruz. Arkadaşlarımıza kitap okuyoruz. Kitap okumayı çok seviyoruz. Buraya arkadaşlarımızla beraber kitap okumak için geldik. Eğleniyoruz şu anda. Burası yani bayağı güzel bir yer. Herkese buraya gelmesini tavsiye ederim. Güzel bir yer yani, eğlenceli. Beraber arkadaşlarımızla oturup eğleniyoruz. Beraber kitaplarımızı okuyoruz. Yani bence güzel bir yer. Gelmenizi tavsiye ederim. Kitap okumak zihnimizi geliştirir. Yani hayal gücümüzü geliştirir. O yüzden seviyorum ben kitap okumayı. Sevgili gençler, çocuklar, hepinizi burada bir tane yıldan selamlıyorum.